Maymun Minka konuşmuyor. Sınıfın kapısı aniden açıldı. Küçük bir maymun paldır küldür sınıfa daldı. Ayakları birbirine dolanıp düştü. Sınıftakiler kahkahalarla gülerken o ayağa kalkıp öğretmene baktı. Öğretmenleri kızmış gibi yapıp kaşlarını çatarak ''Susun çocuklar, yeni arkadaşınızla tanışın. Minka ve ailesi artık bizimle beraber ormanımızda yaşayacaklar.'' dedi. Sınıfta gülüşmeler devam ediyordu. Maymun Minka başını öne eğmiş sessizce duruyordu. Sınıfa girerken olanlardan çok utanmıştı. Öğretmen Fare Minti Hanım sınıfı sessiz olmaları için bir kez daha uyardı. Minka lokumun yanındaki boş sıraya oturdu. Sınıfa birkaç gün önce gelen Minka kendini çok yalnız hissediyordu. Lokum ve arkadaşları teneffüste oyun oynarken bir köşede sessizce onları izliyordu. Bu durumu gören Lokum, Minka'nın yanına gelip onu birlikte oynamaya davet etmek istedi. ''Merhaba Minka, bizimle oynamak ister misin? Hadi gel.'' dedi. Minka'nın bir anda gözleri parlamıştı ama yine de oynamak istemedi. ''Canım istemiyor Lokum, siz oynayın, teşekkür ederim.'' Minka kolay arkadaşlık kuramayan sessiz bir yavru maymundu. Sınıfa geldiği ilk gün yaşadıkları da onu çok utandırmıştı. Şimdi kendini bütün sınıftan ayrı ve çok yalnız hissediyordu. Lokum da yan sırada oturan arkadaşının üzüntüsünü hissediyor, onun için bir şeyler yapmak istiyordu. O gün okuldan sonra saklambaç oynamak için sözleşmişlerdi. Tavşan Pompon, Fil Puf Puf, Bukalemun Buki, Kaplumbağa Tospa derenin yakınında buluşacaklardı. Lokum, Maymun Minka'yı da davet etmeye karar verdi. Ama önce arkadaşlarının da onayını almalıydı. Onlara şöyle dedi. Arkadaşlar, saklambaç oynamaya Minka'yı da davet edelim mi? Pompon ile Buki hemen karşı çıktılar. Pompon, ''Boş ver ya, o hiç konuşmuyor ki. Bizim oyunumuzu bozmaktan başka bir işe yaramaz o.'' dedi. Buki de kuyruğunu sallayıp, ''Saklambaç oynarken ormanı yıkabilir. O sakar lokumcuğum.'' dedi. ''Geldiği gün nasıl devrildi sınıfın ortasına, hatırlasanıza.'' Buki'nin bu sözlerini duyunca hepsi yeniden gülmeye başladılar. Başkalarıyla alay etmeyi içeren bu sözlere bir tek lokum gülmedi. Buki, bir gün seni tanımadıkları bir ormana gittiğini düşün. Her renk değiştirdiğinde sana gülseler hoşuna gider miydi? Dedi kızgın bir sesle. Fil Puf Puf, lokuma hak verdi. Kendini yabancı hissettiğin bir yerde yaşamak çok zor olmalıydı. Lokum haklı, diyerek söze girdi Puf Puf. Maymun ailesi buraya yeni taşındı. Hepimiz yeni bir ortama girince çekiniriz. Bence Minka'yı davet edelim. Belki de çok eğlenceli biridir. Pompon ve Buki de durumu anlamaya başlamışlardı. Pompon okuldaki ilk gününü anımsadı. Haklısın Lokum dedi. Ben de okula ilk geldiğimde kendimi kötü hissetmiştim. Lokum arkadaşlarının anlayışlı olmasına çok sevindi. Kendini başkalarının yerine koyabilmek önemliydi. Annesi bu konuda onu hep uyarır. Empati yap Lokum derdi. O zaman bir önerim var arkadaşlar dedi Lokum gülümseyerek. Minka'yı saklambaç oynamaya hep birlikte davet edelim. Böylece onunla arkadaş olmak istediğimizi daha iyi anlar. Son ders zili çalar çalmaz koşarak Minka'nın yanına gittiler ve ısrarla saklambaç oynamaya davet ettiler. Minka çok sevindi. Arkadaşlarının davetini hemen kabul etti. İlk başlarda biraz çekingen davransa da sonra yeni arkadaşlarına alıştı. O akşam eve dönerken hepsi çok mutluydu. Hem eğlenmişler hem de yeni bir arkadaş kazanmışlardı. Ertesi gün Lokum defterinin arasında küçük bir kağıt buldu. İçinde teşekkür ederim yazıyordu. Önce biraz düşündü, sonra yanında oturan Minka'ya baktı. Minka da gülümseyerek ona göz kırptı.